Merhaba arkadaşlar. Bugün Java'da enumları göstermeyi düşünüyorum. Enumlar bize bir seçenek havuzu oluşturmamızı sağlar. Örneğin mesela biz bunun türünde bir değişken kullandığımızda true ya da false'dan başka bir seçenek veremiyorduk. İşte bazı durumlarda bizim daha fazla, ikiden daha fazla seçenekler arasında seçim yapmamız gerekebilir. Ve kullanıcıya sadece bu seçenekler arasından bir seçim yaptırmamız gerekebilir. Bu durumlarda iki farklı yaklaşım var. Bir integer değerlerle işte seçim havuzu oluşturursunuz. İkincisi de enumlarla yaparsınız bu işi. Enumlarla yapmak her türlü daha avantajlıdır. Çünkü hem kodun okunabilirliği artar hem de yanlış yapma olasılığınız azalır. Şimdi mesela bir örnek yapalım. Örneğimizde şöyle bir şey olsun. Bir manav olsun. Bu manavın elma, armut ve kayısı türünde malzemeler olsun. Bu malzemeleri sattıktan sonra biz fatura yazmasını istiyoruz. İşte hangi meyven olduğuna göre fatura yazsın. Şimdi bunu ilk başta normal bilinen yöntemle, klasik yöntemle yapalım. Bir proje oluşturayım ilk önce. Buraya enum manav diyeyim. Yorum satırlarını siliyorum. Şimdi burada mesela bir tane metot oluşturacağım. Public static void diyorum. Fatura yazdığım buna da. Parametre olarak da işte integer türünde meyve diye bir şey alsın. Meyve seçim olsun hatta. Sonra mesela eğer meyve seçim eşit işte bir ise soğut elma 5 TL yazsın. Sallıyorum tabi bunları. Else if meyve seçim eşit 2 ise armut 7 TL yazsın. Sonra eğer seçimimiz meyve seçimimiz pardon meyve seçimimiz 3'e eşitse bu sefer de kayısı eşittir kayısı 9 lira yazsın 9 TL yazsın. Şimdi mesela ben burada şöyle bir şey yapayım. Fatura yazdım. Buraya bir gireyim ilk önce. Şimdi mesela bunu çalıştıralım. Mesela elma 5 TL yazdı. Çünkü niye buraya metot parametre olarak bir yolladı. Bu bir de buraya gelip meyve seçim bir kısmında bloğunda tutulup buraya yazdı. Ondan sonra bitti metodumuz ve sonucu ekranda gördük. Şimdi biz mesela 3 tane seçim yapacağız. O yüzden mesela 1, 2, 3, 4 diye seçim yaptırdık. Şimdi örneğin ben buraya yanlışlıkla 0 girersem ne olur? Ya da başka bir değer. Hiçbir şey yazmaz ekranda. Ama mesela ben bir ürün satmışım. Yanlış girmişim sadece. Ama beni de hiçbir şekilde uyarmamış. Yani kod şu an çalışıyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ama bir çıktı da fatura da yazmıyor bize. İşte bu tip durumların önüne geçmek için biz enumları kullanıyoruz. Enumlar bize sadece tanımlı değerler arasındaki seçeneklerden birini seçmemizi sağlar. Örneğin mesela ben bool'un türünde bir değişken tanımlarsam işte mesela is move diye bir tane rastgele bir değişken tanımladım. Mesela buna true ya da false'dan başka bir değer verebilir miyim? Veremem. Yani ben buraya işte yürüyor tarzı bir şey yazamam değil mi? İşte enumlar bize bu yürüyor tarzı şeyi yazdırmamızı da sağlar. Şimdi mesela tanımlamasını yapalım. Tanımlaması şu şekil. Public diyoruz. Buradan sonra enum diyoruz. Ondan sonra ismini yazacağız. Mesela biz burada ne yaptık? Meyve seçimi yazmışız. Meyve diyorum ben buraya. Sonra parantezimi açıyorum. Süs parantezimi açıp içine şimdi hangi meyvelerin olduğunu yazacağım. Buraya mesela ilk başta elma diyorum. Ondan sonra virgül koyuyorum. Aşağıya geçiyorum. Armut diyorum. Sonra virgül koyuyorum. Aşağıya geçiyorum. Bu sefer de kayısı diyeceğim. Sonra virgül koymama gerek yok. Yani sadece
Devamında bir şey gelecekse virgül koyuyorum. Şimdi bir de bu şekilde bir işlem yaptırmaya çalışacağım. Onun için de bir tane metot alınacağım. Public static yine void diyorum. Buraya fatura yaz enum diyeyim. Ya da fatura yaz diyeyim. Şuraya da yorum satını haline getireyim. Şu fatura yazı da şöyle yorum satını yapayım. Şimdi bunu yaptıktan sonra galiba sorun çözülecek. Aynen, sorun çözüldü. Şimdi fatura yaz kısmına şöyle bir şey yapıyorum. Parametre olarak ne alacak bu? Artık önceden mesela ne almıştı? Integer türünde meyve seçim diye bir değişken almıştı. Şimdi artık meyve türünde, biz burada bir tür tanımladık. Meyve türünde bir parametre alacak. Ve bu parametrenin elma, armut ve kayısı olup olmamasına göre çeşitli işlemler yapacağız. Mesela burada meyve diyorum değişken türüne. İşte bu belki ilk defa gördüğünüz için biraz karışık gelebilir ama yani dediğim gibi burada kendi değişken türümüzü tanımlıyoruz. Integer, string gibi, boolean gibi. Biz de meyve türünde bir değişkenimizi tanımladık. Buraya da bir isim verebilirsiniz. Meyve seçim yazayım mesela, buraya yine aynı. Seçim yazıyorum. Burada şimdi artık if bloğu içinde bunları kontrol edebilirim. If diyorum. Meyve seçim, bu gelen meyve seçim eşit ise şimdi karşılaştırma yapacağım. İşlem yani mesela ben bunun elma mı armut mu olduğunu karşılaştırmak istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Bu enumun üzerinden, bu meyve enumun üzerinden elma kısmına gitmem lazım. O yüzden meyve yazıyorum. Nokta işte elma yazıyorum. Artık elma ise bu seçim bu if bloğuna girecek. If bloğunda da mesela yine aynı şekilde şu aşağıdakilerini yazsın. Elma 5 TL yazsın mesela. Sonra yine aynı şekilde else if meyve seçim eşit meyve nokta armut ise bu sefer şuradaki ne yazsın. Sonra mesela else if şuraya bir kursu yazmam lazım. Meyve seçim eşit meyve nokta kayısı ise şunu yazsın. Kayısı 9 TL yazsın. Şimdi mesela ben bunu çalıştırmaya çalışayım. Bunun ismini zaten ismini yazacağım. Parametre vereceğim. Fatura yaz diyorum. Şimdi parametre verirken şöyle bir şey yapıyoruz. Artık mesela bu hangi parametre bekliyor? Meyve türünde bir parametre bekliyor. Parametrelerimizi verirken şöyle bir şey yapacağız. Bu meyve klası üzerinden yine meyve enumu üzerinden diğer bu seçeneklere erişeceğiz. Mesela ben meyve armutu yolladım. Bunu çalıştıralım bir. Burada armut 7 TL yazdı. İşte buraya elma versen 5 TL yazacak. Böyle devam eder. Yani. Şimdi peki burada yaptığım sıfır parametresini vermiştim. Burada bunu vermeye çalışıyorum ya da farklı bir şey vermeye çalışıyorum. Bakayım bizi uyaracak mı? Mesela ben buraya sıfır vermeye çalışıyorum. Çalıştırmaya çalışıyorum. Hata verdi kodum. Gördüğünüz gibi. Çünkü meyve türünde bir parametre bekliyor. Onun dışında bir parametre alamaz. Peki ben meyve nokta işte portakal yapabilir miyim? Hayır. Yapamam. Çalıştırırsam bu da hata verecek. Niye? Çünkü benim değişkenlerim arasında böyle bir şey tanımlı değil. O yüzden bunu çalışmama izin vermeyecek. Ve böyle hata yapma olasılığım da azalacak. Enumlar bu kadar arkadaşlar. İstiyorsanız siz de gün için bir tane enum tanımlamaya çalışın. Yoruma falan da yazabilirsiniz. Yanlış bir şey varsa ben müdahale etmeye çalışırım elimden geldiğince. Şimdi kolay gelsin.